Açıkçadan merhaba sayın seyirciler. Gündemin öne çıkan gelişmelerini ele almak üzere bir yayın planlamıştık. Ancak sizin de malumunuz olduğu üzere Türkiye bugün şehitleriyle ilgili gelen üzücü haberle şu anda yoğunlaşmış durumda. Öğle saatlerinde meydana geldi kaza, ancak akşam saatlerinde açıklaması yapıldı. Ve başlangıçta Tatvan'daki helikopter kazasında 9 şehit, 4 yaralı şeklinde bir açıklama vardı. Ne yazık ki daha sonra şehit sayısı 10'a yükseldi. Şu ana kadar İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber'de konuya ilişkin pek çok detayı aktardık. Pek çok uzmanla bağlantı gerçekleştirdik. Ağırlıklı olarak hava koşullarına vurgu yapıyor bağlandığımız uzmanlar. Ancak tabii ki herhangi bir spekülasyondan uzak kalmakta bu tür yayınlarda. Bütün yayıncıların olduğu gibi bizim de görevimiz. O yüzden resmi açıklamalar geldikçe biz de Açıkça'nın başlangıcında bu konuyu ele alacağız ve sizlere sıcağı sıcağına ileteceğiz. Milli Savunma Bakanlığı Tatvan'daki helikopter kazasında şehit sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Kazada 3 asker yaralı. Devlet Bahçeli, 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş'la birlikte 9 kahramanımız şehit olmuştur dedi. Şehit olanlar arasında 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş'ın da bulunduğu Devlet Bahçeli'nin açıklamasına yansıdı. Yine Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'yla bölgeye gitti. Bunlar bu konuyla ilgili aktarabileceğimiz en sıcak bilgiler sayın seyirciler. Erdoğan Genelkurmay Başkanı'ndan bilgi aldığı ve bir açıklaması olması durumunda o konuyu da sizlere sıcağı sıcağına ileteceğiz. Tweetlerine baktığımızda son gelişmelerle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la helikopter kazasının yaşandığı bölgeye hareket etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili tweetler halinde yaptığı bilgilendirmelerden sonuncusu bu yönde. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da helikopter kazasında şehit olan Kor General Osman Erbaş'ın oğlu Yiğit Alp Erbaş'la telefonla görüşerek taziyelerini iletti. Tatvan'daki bu askeri helikopter kazası ile ilgili biz de konuyu değerlendirerek başlayacağız Açıkça'ya. Bağlantılarımız olacak. Bu arada arkadaşlarıma da hatırlatayım. Naim Babiroğlu da bağlantı için bizi bekliyor şu anda, ya da diğer bağlantılarımızla birlikte onu da alabiliriz. Ben hemen stüdyoda bu yayını bu akşam birlikte yaptığımız konuklarımızı da sizlere tanıtayım. Açıkça perşembelerde birlikte olduğumuz gazeteci Aytunç Erkin bizimle birlikte ve yine Açıkça Perşembeleri birlikte yaptığımız Barış Behlivan ve yine Açıkça Perşembelerde birlikte olduğumuz hukukçu Tuğba Torun, bambaşka gündemlerle planladığımız bir yayında doğal olarak Türkiye yasa boğan bu gelişmeyi öne çıkarıyoruz ve bunu konuşacağız sayın seyirciler. Önce birazdan bir bağlantımız olacak ama paylaşmak istediğiniz bir şey varsa konuklarımın, evet, onu da alayım, ondan sonra bağlantıma geçeceğim. Türk milletinin gerçekten başı sağ olsun. Osman Erbaş, Kor General Osman Erbaş'ı biz şuradan biliyoruz. 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü davasının ek klasörlerinde yer alan bilgiler, yazışmalar. Adana Garnizon Komutanı ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı. Daha sonra 8. Kolordu'ya geçmişti. 15 Temmuz gecesi ilk bu darbecilere karşı direnişi gösteren komutanlardan biri. Bu ek klasörlerde de çok net bir şekilde mevcuttu. Ve valinin, Adana valisinin kendisini aradığında, biz gereken bütün darbecilere karşı önlemleri ve şeyleri alıyoruz. Siz İncirlik üstüne bakın. Orayı kontrol edin, oraya gidin emniyetle vesaire deyip, darbe girişiminin merkez üssünün İncirlik'ten, yani oradan yönetildiğini söyleyebilecek kadar da
Çok önemli bir komutan. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki diğer pek çok asker gibi şu anda şehitler arasında yer alan komutanımızın da 15 Temmuz'a dair çok önemli bir hikayesi var. Ortaya çıktı. Zeki Ayaksakallı, Aytun Çerkin bunu anlatıyor. Özel Kuvvetler Komutanı, işte onunla telefon görüşmeleri, biz kefen giyeceğiz deyip bütün hepsi yazışmaları, telsiz anonsları vesaire. Gerçekten kahraman komutanlardan biri. Hele o gece özelinde de baktığımız zaman. O yüzden gerçekten Türk milletinin gerçekten başı sağ olsun. Şu anda İncirli'ye mi dikkat çekiyor? İncirli üssü, bakın cümlesi var, cümlesi var birebir. Adana valisi kendisini arıyor, konuşuyorlar. Sayın valim diyor, biz gereken bütün darbecilere karşı önlemleri ve kuşatmaları yapacağız. Ama siz İncirlik üssünü hemen gidin. Orayı emniyet vesaire kuşatın. Bekir Ercan Van var orada. Ve darbe girişiminde Amerikalılardan kaçmak için sığınma talebinde bulunan, kabul edilmeyen, onları kuşatın diyen ve İncirlik üssünü gösteren komutanlardan biri. O yüzden de çok değerli bir isim. Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Diğer isimler de geldikçe zaten hepsinin bir hikayesi, hepsinin bir kahramanlığı vardır. Burada 2017'de de böyle bir kaza olmuştu. Şırnak'ta, Uludere'de. Yine aynı model bir helikopter, Cougar'lar. Yine bir tüm general şehit olmuştu. İsimleri falan var ayrıntılı. Yani bir o helikopterlerde de bir hata payı var mı yok mu, gerçekten sıkıntılı. O zaman yani şöyle yapalım Aytun Çerkin. Buyurun. Şu anda emekli kor general Mehmet Şamber telefon attığımızda. Evet. Ona da yöneltelim tabii sorularımızı, onu da dinleyelim. Ben diğer konuklarıma birazdan geleceğim. Sayın Şamber merhaba. Merhabalar olsun efendim. İyi yayınlar diliyorum ama. Evet. Bu acılı ve kötü günümüzde aynen ne kadar öyle iyi yayın yapabilirsek o kadar iyi olsun artık. Ne aynen diyelim öyle. O adetten. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum Allah'tan. 8. Kolordu komutanımız, Allah rahmet eylesin, Kor General Osman Erbaş da bizim ayrı bir hukukumuz var. Bunlar hem Yozgatlı hem Yerköylü olarak ikimiz aynı kasabadan yetişmiş iki kor generaldik. Ben emekli oldum ama muvazzaf devam ediyordu. Ayrı bir hukukumuz vardı. Onun da böyle bir kazada şehit olması da bizi ayrıca üzmüştür. Tabii şehitlerimizin acısı hepsi aynı. Yüreklerimiz aynı oranda dağlamaktadır ancak işte insan böyle yüksek seviyede çok büyük emeklerle yetişmiş değerli komutanları da kaybedince üzüntüsü bir başka oluyor. Üzüntümüz büyük. Üzüntümüz büyük. Ancak işte havacılık bu. Ben Hava Kor General olarak pilot olduğum için de bu şeyleri, bu acıları mesleğimizin ilk gününden itibaren hep yaşadık. Havacılığın bu riskleri mesleğin doğasında vardır. Sayın Şamber, bu kazanın tabii ki tam olarak hangi nedenle meydana geldiği, nelerden kaynaklandığı, bunlar çok sonraki aşamalarda tam netleşecek ve resmileşecek konular ama nihayetinde bu konulardaki tecrübesi, engin tecrübesi olan bir uzman olarak da, eski bir asker olarak da sizden şu anda en azından şu anki bilgiler ışığında neler söyleyebileceğinizi merak ediyoruz. Haklısınız Gökmen Bey. Yani uçak olayları, kaza kırım inceleme heyetinin müşterek kanaat raporu sonunda ancak açıklığa kavuşur. Bu nedenle kazanın nedeni hakkında, kazanın sebebi hakkında konuşmak hakikaten böyle tecrübeli, bizim gibi ömrünü havacılığa vermiş kişilere yakışmaz. Yani nedenli ve sonuçlu. Ama tabii ki genel değerlendirme yapabiliriz. Şimdi havacılığın 3 altın limiti vardır efendim. Birisi pilotun limiti. İkincisi uçağın limiti. Üçüncüsü de hava limiti. Bu limitler
zorlanmamalıdır. Pilot kendi limitini zorlarsa risk alır. Bu riskin sonucunda başarılı olabilir veya olamaz. Olamadığı durumda da başka bir şansı yoktur. Hayatını kaybeder. Uçağın da belli bir limiti vardır. Yapılış itibariyle performans limitleri vardır. Bu performans limitleri tabii ki uçak kullanan kişi daha iyi bilir. Zorlar, uçurur uçağını gerektiği şartlarda. Ama bu uçağın limiti de zorlanırsa yine kaza kırma sebebiyet veririz. Üçüncüsü de biz tabii hava ortamını kullanıyoruz. Meteorolojik şartlar çok önemli. Bu hem pilotun limitiyle hem uçağın limitiyle birleşir ve meteorolojik limit de bizi çok kısıtlar. Şimdi görüyoruz bölgede hava şartları uçuşa pek uygun değil. Oldukça sisli ve zaten birinci teşebbüste geri dönmüşler ve bir göle inmişler. İkinci teşebbüste havanın açıldığı değerlendirilerek tekrar kalkılmış. Ancak geri dönüş rotasında bu kaza kırma sebebiyet vermiş. Yani burada meteorolojik limitin biraz zorlandığını değerlendiriyorum. Limitler elbette zorlanır. Bu pilotun tecrübesini artırır. Pilotu bir üst kademeye çıkartır. Limitler zorlandıkça ve bu limitler başarılı olarak geçildiği takdirde. Ama başarısız olursak işte o zaman hayatımızı kaybederiz. Pilotun nasıl bir limiti zorladığını çok iyi bilmesi lazım. Pilotlarımız yüzbaşı rütbesinde bunlar yeterli tecrübeye sahip olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü yüzbaşılar uçuş olarak uçucu birliklerin bel kemikleridir. Bunlar tecrübeli olarak yeteri tecrübeye sahiptirler. Uçuş tecrübesi olarak yeteri tecrübeye sahiptirler. Sağlık olarak da en iyi şartlardadırlar. Yüzbaşılıktan sonra binbaşı, yarbay, insan fiziki olarak bazı şeylerini kaybeder. Tecrübesi artsa bile fiziki olarak bazı uçucu özelliklerini kaybeder ama yüzbaşılık gerçekten havacılığın bel kemiği olan rütbedir. O yüzden yüzbaşılarımızın Allah rahmet eylesin. Yani uçuş sıkıntısı olacağını değerlendirmiyorum. O rütbede her iki pilotumuzun da yüzbaşı olması uçuş tecrübesi olarak yeterli birikime sahip olduğunu değerlendiriyorum. Ancak VIP taşıyor. 8. Kolordu komutanını taşıyor. Bu görevin başarılı olması için, yerine getirilmesi için bazı riskleri kabul etmiş olabilirler. İşte bu riskleri kabul etmek veya zorlamak çok ince bir bıçak sırtıdır. Başarılı olabilirsiniz veya olamayabilirsiniz. Olamadığınız zaman da hem kendi hayatınızı hem de sorumlu olduğunuz kişilerin hayatını hem de size emanet edilmiş uçağınızda hayatını sona erdirmiş olabilirsiniz. Ben bu şekilde zorlandığı için bu kaza oldu demiyorum. Genel değerlendirme yapıyorum. Tabii. Yani havacının 3 altın limitini bir kez daha sizin huzurunuzda, kanalınızda insanlarımıza duyurmak istedim. Evet. Sonuçta tam da hani sizin gibi isimlerin tecrübesi ışığında hani daha fazla bilgilenmemiz ve aydınlanmamız söz konusu oluyor konuyla ilgili olarak. 3 altın limiti hatırlattı Mehmet Şanver. Pilot limiti, uçak limiti, hava koşulları açısından limit. Dolayısıyla bu limitlere ilişkin genel bir değerlendirme yaptı Sayın Şanver, kendisi de hatırlattı özellikle. Birazdan Sayın Şanver hattımızda kalmanızı rica ediyoruz. Size bu helikopterin, kaza yapan helikopterin tipinin geçmişine ilişkin ya da özelliklerine ilişkin sorularımız da olacak ama Naim Babiroğlu'na da bir merhaba diyelim. Sayın Babiroğlu merhaba, başımız sağ olsun. İyi yayınlar diliyorum. Ben önce kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Değerli konuklarımıza da sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Evet, Sayın Babiroğlu sizin de şöyle genel olarak bu kazayla ilgili dikkatinizi çeken bu bilgiler ışığında yapabileceğiniz yorumlarla ilgili konuşmanızı dinleyelim önce, ondan sonra sorularımızı yöneltelim. Evet. Şimdi değerli komutanımızın
söyledikleri, anlattıkları şeyleri tekrarlamamak açısından, zamanı iyi kullanmak açısından diğer konulara geçeyim müsaade ederseniz. Bir kere bölge çok dağlık, engebeli bir bölge. Demek ki coğrafi koşulların dağlık ve engebeli olması birinci konu. İkincisi iklim ve hava koşulları. Gördüğümüz gibi fotoğraflardan karlı bir bölge. Fakat değerli komutanımızın söylediği gibi oradaki pilotlar, yani 37 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle mücadele eden bir devlet. Dolayısıyla biz de orada görev yaptığımızda pilotların tecrübesi tartışılmaz. Pilotlar çok tecrübeli. Dünyanın en tecrübeli pilotları. Hele hele yüzbaşı rütbesinde tamamen tecrübeli bir pilot. Şunu demek istiyorum. Arazi avuçlarının içi gibi bilirler. Hangi hava koşullarında, hangi arazide nasıl uçacaklarını gayet iyi değerlendirirler. Bu bir kere çok açık. Ve tabii Kolordu Komutanı, 8. Kolordu Komutanı Elazığ'da, Elazığ geniş sorumluluk arazisi ve coğrafi sorumluluk sahası çok geniş bir bölge. Bingöl'den Tatvan'a hareketinden, yani 13.55'te hareket ediyor Bingöl'den ve 14.25'te itibat getiriyor helikopterden. Yani yarım saat sonra. Şimdi o zaman böyle özellikle karlı hava koşullarında pilot uçmadan önce kendi tecrübesine de dayanarak uçuş güzergahından hava raporlarını alarak uçar. Riske girmemek açısından. Dolayısıyla demek Tatvan'a kadar normal şartlarda karlı olup olmadığını, yağışlı olup olmadığını, hava durumunu almıştır. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Tabii hava koşulları acaba uçtuktan yarım saat sonra değişti mi? Sorusu anlamlı. Fakat böyle bir kazadan sonra en doğru yöntem kaza kırım raporunun sonucunun beklenmesi. Şu anda orada gece olduğunu, karanlık olduğunu, karlı bir ortamda, kötü hava şartlarında olay incelenmesinin devam ettiğini de hatırlatmakta yarar var. Onun için yarını beklemek, yarın aydınlıktan itibaren olay incelemenin daha hızlı süreceğini ve en azından kaza kırım raporunun, ön raporunun çıkacağını birkaç gün içerisinde beklemek lazım. Dolayısıyla bu şu anda helikopter şu nedenle düştü, şu nedenle bu kaza oldu demek pek mümkün değil. Çünkü ileri sürdüğünüz tahminin dışında hiç ummadığınız başka bir olasılıkla kaza kırım raporu sonucunda karşınıza çıkabilir. Ama şunu biliyoruz, o bölge bugünkü koşullar itibariyle genellikle Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesi, hele hele Bingöl, Tatvan, Hakkari, Van gibi o bölgeler karlıdır. Yüksek arazi kesimindedir ve pilotlar tecrübelidir. Helikopterler de kendi periyodik bakımlarına göre bakım saatleri geldiğinde bakımları yaparak uçar. Nereden söylüyorum bunu? Orada görev yaptığımız için, orada edindiğimiz tecrübelerden, deneyimlerden kaynaklanarak söylüyorum ben bunu. Dolayısıyla helikopterin kapasitesi de yaklaşık 21 personel donatımlı, yani teçhizatıyla, donatımıyla, silahıyla 21 personeli taşıma kapasitesine sahip bir helikopter, genel maksat helikopteri. Ve 20 yıldan uzun süredir bu helikopter Türk Silahlı Kuvvetleri'nde envanterinde mevcut. Onun için Gökmen Bey kaza kırım raporunu beklemenin en iyi sonucu oluşturacağını değerlendiriyorum ben kendi açımdan. Ama hava şartlarında, kötü hava koşullarında ve dağlık engebeli bir arazide olduğunu unutmayalım. Arama tarama faaliyetinin de özellikle yerleşim birimlerinin uzağında helikopterin veya hava aracının düşmesinde, hava aracının bulunmasının da böyle kötü hava koşullarında engebeli dağlık bir arazide pek de kolay olmayacağını da bilmekte fayda var diye değerlendiriyor. Peki Sayın Babiroğlu, bizimle birlikte olmaya devam edin lütfen. Ben bir emekli Korgeneral Mehmet Şanver'e soru yönelteceğim. Sayın Şanver, kaza yapan helikopter tipinin Türkiye'deki kullanım geçmişi, kaza geçmişi, bununla ilgili bilgiler var mı? Bunları aktarmanız mümkün mü? Şimdi Cougar
Cougar tipi helikopterimiz hem hava kuvvetleri envanterinde, hem deniz kuvvetleri envanterinde, hem de kara kuvvetleri envanterimizde var. Bu uçak 93-95'li yıllardan itibaren silahlı kuvvetlerimizin envanterine girdi. O yıldan beri de uçuruluyor. Havacılıkta şöyle bir tabir var. Eski uçak yoktur. Bakımsız uçak vardır. Eğer siz uçağınızın bakımını zamanında düzgün yapıyorsanız ve limitlerini, kontrollerini güzel yapıyorsanız uçakta bir sıkıntı olmaz. Ömür devri boyunca gönül rahatlığıyla kullanırız. Zaten onu uçuşa veren makinist, bakımcı arkadaşlarımız bu sorumluluğu taşırlar. Onu uçuran pilotlarımız da zaten bu bilinçle uçaklarıyla uçururlar. Cougar uçakları tabii gönül ister, asker en iyisini ister. Helikopter tercihi yaparken havacılar olsun, karacılar olsun biz Sikorsky istemiştik. Ancak tercih bu şekilde neticelendi ve Cougar uçakları envantere girdi. Cougar uçaklarıyla da havacılar muharebe arama kurtarma helikopteri olarak kullanıyor bunu. Kara kuvvetlerimiz de yine bölgede ağırlıklı nakliye görevleri olmak üzere operasyon görevlerinde daha çok Sikorsky tipi helikopterleri kullanıyorlar. Ama tabii geri geldiğinde Cougar helikopterleri de kullanılıyor. Tercih edilirse, kıyaslama gerekirse tabii Sikorsky tercih edilir. Ancak pilot hangi uçakta uçuyorsa, hangi helikopterde uçuyorsa en iyi uçak, en iyi hava vasıtası odur onun için. Çünkü onunla beraber kaderini paylaşıyor. Ben 1979 yılında hava kuvvetlerine envanterine girdim. Hava kuvvetlerine katıldığım andan itibaren de F-100 uçaklarıyla başladım. O zamanki en eski uçaklardı ama ben çok seviyordum. Çünkü onunla uçuyordum. Sonra F-16'ya kadar değiştirdik uçak tipini ve 2000 saate yakın F-16 ile uçarak toplam 4500 saat uçarak emekli olduk. Yani pilot hangi uçakla, hangi helikopterle, hangi hava vasıtasıyla uçuyorsa onun için en iyi hava vasıtası uçtuğu hava vasıtasıdır. Cougar helikopteriyle uçan pilot için de en iyi hava vasıtası Cougar helikopterleridir. Yani helikopteri biraz önce de söylemiştim. Uçağın performans limitleri vardır. Bu performans limitlerinde kullandığınız sürece herhangi bir kaza kırma sebep olmazsınız. Ancak kaza kırımın yüzlerce faktörü vardır. Ben 3 tane altın limit olarak saydım. Tabii başka faktörlerden de kaza kırma sebep olabilir. Uçakta bir arıza olabilir. Ne bileyim, başka bir kuş çarpması olabilir. Yani çok farklı nedenlerle bir hava vasıtası kazaya uğrayabilir. Peki aynı konuda Sayın Şamber, bir izninizle aynı konuda Sayın Babiroğlu'na da soralım. Sayın Babiroğlu, kaza geçiren helikopterin tipi Cougar. Bu Cougar helikopterinin özellikleri ve şu ana kadarki kaza geçmişi anlamında bizimle paylaşabilecekleriniz var mıdır? Daha önce de bir takım kazalara karıştığı iddiasıyla ilgili. Şimdi Gökmen Bey biraz önce değerli komutanımızın söylediği gibi Güneydoğu'da görev yapan pilotlar Sikorsky tipi helikopteri tercih ederler. Yani özellikle operasyon esnasında Sikorsky gerek manevra kabiliyeti açısından, yetenekleri açısından. Ancak Sikorsky harekatta ya da operasyonlarda kullanılırken genel maksat helikopteri olarak, yani ulaştırma helikopteri, genel maksat helikopter olarak Cougar'larda kullanılır. Tabii bu helikopterin kullanılmasında örnek veriyorum. Biz orada görev yaptığımızda kendi görevimizi düşünerek, görev önceliğine göre bazı görevleri pilotlara verdiğimizde karargah subay olarak eğer bakım saati geldiyse helikopterin hiçbir güç, hiçbir rütbe ve makam o helikopteri uçurmaya yetmezdi. Şu anda da yetmez. Dolayısıyla bakım saati, periyodik bakım ya da bakım saati gelen ya da bakım zamanı gelen bu tür helikopterlerin
bakımı gelmişse onu uçurmanız mümkün değil bir kere. Bunu pilotlar bilir, oradaki komutanlar bilir, oradaki bütün personel bilir. Böyle bir bakım sistemi de var Türk Silahlı Kuvvetleri'nin edindiği oradaki tecrübeler neticesinde. Bu bakım sistemi de şunu unutmamak lazım. Önemli, yani dünya çapında kabul gören bakım sistemidir. Ve önemli bir örnek bakım sistemi vardır. Dolayısıyla bu helikopterle, evet geçmişte de bu tür helikopterlerde kaza olmuştur, kaza kırım olmuştur. Fakat diğer tür hava araçlarında da olmuştur, kaza kırım olmuştur. Onun için şunu demek istiyorum aslında Gökmen Bey. Yani kaza kırım raporunu beklemeden benim bu helikopterlerin Skorsky türü helikopterden farklı olarak şu yetenekleri nedeniyle şu olmuştur demek çok yanlış bir yöne sevk edebilirdi. Onun için en önemli olay kaza kırım raporunun sonucunu beklemek, olay incelemenin sonucunu beklemek. En azından ön raporu, ön incelemeyi beklemek. Bu nedenle ben değerli komutanımıza katılıyorum. Yani en iyi araç pilotun uçtuğu kendi aracıdır. Çünkü kendi hayatı o aracın içindedir. Bütün personeliyle, bütün diğer askeri personelle beraber. Şimdi Kolordu komutanı Kor General rütbesiyle terörle mücadele esnasında, kışın da devam eden terörle mücadele zamanında kendi as birliklerini veya timlerini denetlemek maksadıyla Elazığ'dan kalkıyor. Bingöl'e, Bingöl'den daha sonra Tatvan'a giderken böyle bir kaza oluyor. Tabii Kolordu komutanı Kor General rütbesiyle hareket ettiğinde yanında en azından çekirdek karargah personeli de bulunur. Şunu demek istiyorum. Yani yanında çekirdek subay, at subay kadrosu da bulunur. Dolayısıyla bu helikopterin kapasitesiyle şu anda kahraman şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sayısını mukayese ettiğimizde kapasite ulaşmamış. Yani 21-22 personel taşıma kapasitesine sahip tam teçhizatlı, tam donatımlı silahıyla, eşyasıyla beraber şu anda kahraman gazilerimize ve kahraman şehitlerimize baktığımızda o sayının daha altında olduğu ortaya çıkıyor. Demek ki kapasitede zorlanmamış. O zaman ne yapmak lazım? Kaza kırım raporunun sonucunu beklemek lazım. Bu nedenle bu olay şundandır dersek biz biraz erken değerlendirme yapmış olabiliriz ki bu bizi yanlış bazı ihtimallere sevk etme durumuna getirebilir. Sayın Şanver, bir helikopter türünün ya da herhangi bir kullanılan hava taşıt türünün daha önce de bir takım kazalara karışmış olması, yani kaza anlamında hani tırnak içerisinde sabıkalı olması, o araç üzerinde genel olarak bir gölge yaratır mı? Yoksa her araç türü için, hava aracı türü için bunlar yaşanabilir mi? Şimdi efendim, halk arasında bazı uçaklar için yok işte dul bırakan, uçan tabut vesaire şeyler söylenir. Bu uçakla yapılan kazaların istatistiklerinden göre böyle değerlendirmeler yapılabilir. Ancak bunlar son derece yanlış. Biz pilot olarak hangi tip uçakla uçarsak uçalım, bu uçağı limitlerinde yazılı kaidelere uygun olarak, yönerge ve talimatlara bağlı olarak, limitlerimize de uyarak uçurduğumuz zaman kullanıma yönelik, yani insan faktörüne bağlı kaza kırım yapılmaz. Ancak tabii ki bu uçaklar kul yapısıdır. Arıza yapabilir. Başka faktörler nedeniyle kaza yapabilir. Bu kazalar bazı uçaklar üzerinde de istatistik olarak çoğunluk gösterebilir. Zamanında F-104 uçaklarına söylendi. F-100 uçaklarına söylendi. Ama işte F-100'de de uçtum, F-104'te de uçtum, F-16'da da uçmak kısmet oldu. Dolayısıyla bu tür şeylere takılmaz pilot. Pilot kendi limitini bilir, kendisinin limitini bilir, uçabileceği hava limitini bilir, yönergeler vardır, limitler vardır, kurallar vardır. Bu kurallara uygun olarak uçurduğu zaman
herhangi bir sıkıntı olmaz. Ancak şöyle bir istatistik değer vardır. Kaza kırımların %60-70 insan faktöründen oluşur. Bu insan faktörünün şeyi de uçuş zarfına örtüştürdüğümüz zaman kalkış ve iniş safhasındadır. Bunun da %70. Yani kritik zaman, kritik irtifa, kritik değerlendirme süresi ve uçağın performansının minimum olduğu durumlarda kazalar biraz daha artabilir. Ama bunların hepsinin bilincindedir pilot zaten. Buralarda daha fazla dikkat sarf ederek uçağını uçurur. Bir uçağa kaza kırım adedine bağlı olarak belirli isimlerle hitap etmek uygun değil. O pilotun da moralini bozar. Bu hava vasıtasını uçuranı da, uçanları destekleyeni de, herkesi de üzer. Onun için havacılık gerçekten disiplin işidir. Ferdi olarak dünyanın öbür ucuna gider, pilot kendi kararını verir, uçağını uçurur, uçuşa alır, kabul eder, etmez, limitini bilir, yükünü ona göre alır, taşıma kapasitesini ona göre değerlendirir. Havacıların her şeyi yazılı kurallara bağlıdır. Bu kurallara uygun olarak uçuş yapıldığı sürece bir sıkıntısı olmaz. İnsan faktörüne bağlı olarak yapılabilecek veya olabilecek kazalara yönelik söylüyorum. Ama bu demek değildir ki kaza kırım olmaz. Havacılığın doğasında vardır. Hani diyorlar ya, bu işin fıtratında vardır diye. Gerçekten havacılığın da doğasında vardır. Uçuş emniyeti, yer emniyeti bizim için önemli bir faktördür. Bu limitlerden, bu emniyet faktörlerinden taviz vermeden görevlerimizi yaparız. Yapmaya çalışırız elimizden geldiği kadar. Bu arkadaşlarımızın, yüzbaşılarımızın da bu şekilde görev anlayışıyla görevlerine kalktıklarını değerlendiriyorum. Kolordu komutanını taşıyorlar en azından. Yani çok önemli bir VIP transferi gerçekleştiriyorlar. Eğer kontrolleri bir yapıyorlarsa bu uçuşta 5 yapmışlardır diye değerlendiriyorum. Ama işte bu olay maalesef başımıza geldi. Havacılığın doğasında olan bir kaza kırım olarak değerlendiriyorum. Müşterek kanaat raporu yayınlandığı zaman da gerçek sebep belli olacaktır. Biz gerçek sebep üzerinde konuşamayız şu anda. Genel değerlendirme Peki. ve bu işin genel doğasını böyle açıklayabiliriz diye değerlendiriyorum. Peki Sayın Şanver, size veda ederken iki konuda anlattıklarınıza dair çok önemli iki tespitin teyidini rica edeyim. Ondan sonra size veda edeceğiz. Emekli Korgeneral Mehmet Şanver'in anlattıklarında havacılığın genel olarak 3 altın limiti vurgusu dikkat çekici, pilot limiti, uçak limiti ve hava limiti. Ve yine Sayın Şanver'in anlatımlarında birinci teşebbüste üsse geri döndüklerine ilişkin bilgi, ikinci teşebbüste üsse geri dönüş sırasında da kazanın yaşanmış olduğu bilgisi. Doğrudur değil mi efendim anlattıklarınızdan çıkardım? Bu ikinci değerlendirmeniz ben de zaten televizyondan, basından öğrendim. Yani Elazığ'dan kalkıyor, hava durumu nedeniyle geri dönülüyor, İngöleniliyor, tekrar hava açıldığı değerlendirmesine tekrar kalkılıyor. Ama ikinci kalkışta bu kaza kırım oluyor diye ben de zaten basından öğrendim. Peki. Sayın Şanver çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu bizimle birlikte. Bu arada stüdyo konuklarımdan da bir iki söz almak isterim. Barış Terkoğlu. Barış Pehlivan. Tamam Barış Pehlivan. Ya öncelikle tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok acı bir olay ve yani hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem de ailelerin
Başı sağ olsun ve sabırlar diliyorum. Tabii ben hani şehit olan komutanımızı biraz hani araştırdığımda şunu gördüm. Kendisi SİHA'ların yani terörle mücadelede çok önemli rol üstlenen SİHA'ların gelişmesinde çok önemli katkıları bulunmuş birisi. Bunu da Selçuk Bayraktar'ın mesajıyla ben öğrendim. Kendisi işte 2010'da kendisiyle tanıştığını, birlikte SİHA'ların ve İHA'ların gelişmesinde çok önemli projelere imza attıklarını fotoğraflarıyla paylaşmış sosyal medya hesabından. Bir de 15 yani insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarının gelişmesinde Osman Erbaş'ın çok büyük katkıları olduğunu, bizzat o SİHA'ların bir şekilde üretiminde en önemli isimlerden birisi olan Selçuk Bayraktar'ın paylaşımından öğrendim. Dolayısıyla bu konuklarımın dikkat çektiği ikinci önemli bilgi, birinde Aytun Çerkin, 15 şehit olan komutanımızın 15 Temmuz'daki şeyini, durumunu, mücadelesine ilişkin önemli bir şey paylaştı, bilgi paylaştı. Şimdi Barış Pehlivan hem İHA'ların hem de SİHA'ların geliştirilmesindeki rolünden bahsediyor. Evet. Bir de şimdi mesela şu an ekrandaki görüntüleri şöyle bir önemi var. Bu yanlış bilmiyorsam 15 Temmuz darbe girişiminde şehitlerimizin bir cenazesinde Osman Paşa ve orada Adana'da. Ve Adana'da diyor ki o halkı bombalayan Fethullahçıları kastederek şunu söylüyor. Türk askeri katil olmaz. Onlar asker değil. Onlar Türk askeri değil. Onlar katiller diye haykırarak bir konuşma yapıyor. İşte o konuşmayı yaptığı cenazeden görüntüler şu an sizin verdiğiniz. Tekrar diyorum ki Türkiye'nin ve TSK'nın ve ailelerinin başı sağ olsun, sabırlar diliyorum. Evet, efendim Naim Bağbiroğlu'nu dinleyeceğiz. Ona sorularımız var. Yine emekli generallerden Ali Demir de, değil mi arkadaşlar? Hazır o da, onu da konuşacağız ama bir iki çift sözde Tuğba Tor'un duygularını, düşüncelerini anlatsın. Ondan sonra çok değerli uzmanlarımıza tekrar sözü yönelteceğiz. 10 şehidimiz var. Hakikaten çok ağır bir durum. Ben de bir asker kızı olarak hakikaten ayrıca derinden hissediyorum bu. Yani hepimiz hissediyoruz ama hepimizin başı sağ olsun. Yani öncelikle milletimizin başı sağ olsun ve 10 aileye ayrıca sabırlar dilerim. Yani tabii ki şimdi öncelikle sebebi düşünüyoruz, neden olmuş olabilir. İnsan böyle durumlarda hani bir sebep arıyor. Ama tabii belli ki tamamen yani teknik bir sorun gibi görünüyor. Tabii yine kesin netice tetkikler yapıldıktan sonra ortaya çıkacaktır. Yani takip etmekten ve bir şekilde birbirimizle dayanışma göstermekten başka şu an yapacak bir şey yok gibi görünüyor. Evet, aynen. Nihayetinde bu tür bir olayda genel bir kamuoyu merakıdır. Acaba ne oldu, neler yaşandı, nasıl düştü, nereden kaynaklandı, helikopterin türünün geçmiş kaza sabıkasıyla ilgili bir durum olabilir mi? Yoksa her türlü hava aracının bu tür sabıkaları olabilir ve her an her yerde böyle bir kazalar meydana gelebilir. Bunlar kamuoyunun merak ettiği konular doğal olarak. Biz de uzmanlarımızın şu anki bilgiler ışığında bizlere aktarabilecekleri kadarıyla meseleyi ele alabiliyoruz. Evet, Ali Demir de hazır. Sayın Demir, sizin de öncelikle bir ilk yorumunuzu alalım, genel yorumunuzu alalım. Ondan sonra daha spesifik sorularımızı yöneltelim. Ben öncelikle Türk milletinin ve devletimizin tekrar başı sağ olsun diliyorum. Benden önce konuşan sayın komutanlarıma söylediklerine aynen katılıyorum. Malum ben de bölgede mücadele etmiş, teröristler mücadele etmiş bir emekli asker olarak helikopterlerimiz ve pilotlarımızın terörle mücadelede çok yoğun ve etkin bir kullanımı söz konusu. Bu sebeple gerek pilotlarımızın tecrübeleri gerekse helikopterlerimizin tekniğine uygun olarak kullanılması, taktikle bütünleşmesi konusunda hemen hemen hiç hata yapılmaz. Şanber komutanımız
belirtti. İşte kaza kırımın etkileri, pilot kapasite, hava şartları vesaire şeklinde. Biz de taktik birlik komutanıyken inanın pilot bir tane fazla tim elemanı ağır geliyorsa havaya kaldırır, dener, onu bırakır. Şartlar olmadan kalkmaz. Burada helikopterin 13.55'te bugün kalktı. 14.25'e kadar Bingöl'den kalkan helikopterin Tatvan'a kadar uçtuğunu biliyoruz. Bölgede işte Nemrut krater gölüne yakın Tatvan Benekli köy bölgesinde yoğun sisin de etkisiyle kaza kuruma uğraması sonucunda Savunma Bakanımızın açıklamasından öğrendiğimize göre 10 şehidimiz var. Biraz önce Sayın Barış Beynovan Bey belirttiler. Şimdi ben de Balyoz'dan hapis yattım. 15 Temmuz'daki hainlerin yaptıkları girişimin vatandaşa ve biz karşı olan askerlere karşı ne tür bir etki doğurduğunu içselleştirmiş kişileriz. Şehit olan komutanımız Osman Erbaş, kor generalim, benim görev yaptığım dönemde bölge insanına dokunuşlarıyla kalplerini kazanmış, personelini teröristle mücadele konusunda üst düzeyde motive etmiş, hayat dolusu dolu bir askerdi. Ben bu sebeple kendisinin mutlaka çok sayıda askerlerin şu anda bireysel olarak bir üzüntü ve verini kapladığını düşünüyorum. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Diğer şehitlerimizle birlikte mekanın cennet olacağını düşünüyorum. Bir sorunuz varsa Sayın Demir, Sayın Demir, bu kazanın meydana gelmesi, az önce bir takım saatler verdiniz. Ondan sonra yine daha önce bağlantımızda da dile getirilen hani birinci teşebbüs ve ikinci teşebbüs hususları. Ayrıca kaza meydana geldikten sonra kaza yerine erişim, ulaşım konusunda, bu imkanlar konusunda, bu imkanların seferber edilmesi konusunda da dikkatinizi çeken hususlar varsa bizimle lütfen paylaşır mısınız? Şimdi şöyle söyleyeyim Gökmen Bey. Havadaki her hava aracı ilgili meydanı ve uçuş güzergahındaki taktik birlikleri tarafından takip edilir. Burada kolordu komutanımızın da içinde olduğu bir helikopterin uçtuğunu anlıyoruz. Bu planlı bir görev. Dolayısıyla Savunma Bakanlığımızın açıklamasında da 14.25'te irtibatın kesileceği belirtiliyor. Muhabere irtibatının, telsizin. Yani o helikopterin takip edildiği meydanlar vardır. Şimdi evet, düştüğü yer coğrafi olarak gerek rakımsal olarak gerekse bulunduğumuz mevsimin meteorolojik şartlarının çok hızlı bir şekilde değişmesine müsait bir bölge orası. Sis etkisinin burada kaza kırıma sebebiyet verebileceğini ben dışarıdan düşünüyorum. Onu ifade edebilirim. Yani ikinci deneme, birinci deneme o konuları benim elimde açıklamalar hususunda bir yeterli bilgi yok. Dolayısıyla bir yanlış ifadede bulunmak istemiyorum. Peki. Sayın Babiroğlu, aynı konuda sizin de yorumunuzu alabilir miyiz? Bölgeye intikal, kaza meydana geldikten sonra imkanların seferber edilmesi, bulunması, yani teknik anlamda bize neler ifade ediyor? Evet, şimdi Gökmen Bey şöyle düşünelim. Bir kere ova düz bir yer değil arazi. Dolayısıyla helikopter kötü hava koşullarında, yani karlı iklim koşullarında, hava koşullarında düşmüş. Kazaya neden olmuş. Yerleşim biriminin hemen yakınında, civarında da değil. Dolayısıyla 14.25'ten itibaren özellikle İHA'lar, yani irtibat kesildikten sonra helikopterle, helikopterin bağlı olduğu birlik komutanları dahil olmak üzere 8. Kolordu Komutanı'nın komutanlığı, yani 8. Kolordu dahil hemen bir kere Ankara'ya, yani
hiyerarşik bir sistemde emir komuta zinciri için rapor bildirilir. Çok kısa sürede bildirilir bu rapor. Rapor bildirdikten sonra tabii bölgenin hava koşullarına bağlı olarak, örnek veriyorum, düşen helikopteri başka bir helikopterin araması mümkün olmayabilir. Neden mümkün olmayabilir? Eğer hava sisliyse, pusluysa ve kar yağışı başlamışsa bunu diğer hava aracı da arama imkan ve kabiliyetine sahip değil. Onun için aramalar İHA'lar vasıtasıyla yürütülmüş ve buna benzer araçlar vasıtasıyla yürütülmüş. Şunu unutmayalım. Helikopterde bulunan personelin isim listesi görev forma adı altında helikopter uçmadan doldurulur ve imzalanır. Dolayısıyla helikopterde bulunan personelin kimliği daha helikopterin ilk havalandığı yerden itibaren zaten bellidir. Hatta görev istek formu dediğimiz belki de bir gün önceden veya daha önceden hazırlanmıştır. Yani bu konuda bir belirsizlik yok. Ama buradaki problem şu. Orada görev yaptığımızda da en büyük çektiğimiz zorluk şu. Bazen pisli, puslu ve karlı bir havada herhangi bir şehidi bile alamama imkanımız oluyor. Helikopter uçurarak herhangi bir yaralımızı tahliye etmeme durumu bile olabiliyor hava koşullarında. Dolayısıyla 14.25'ten daha sonra geçen saatleri bu çerçevede düşünmek lazım. Yani hava koşullarının olumsuzluğunu hesaba katmak lazım. Diğer konularda da kaza kırım raporunda bunlar tabii hepsi ortaya çıkacaktır. Ama şunu unutmayalım. Pilotların rütbesine baktığımızda iki tane yüzbaşı, kahraman yüzbaşı pilot var. İkisinin de rütbesi yüzbaşı. Teknisyen bir alt subay var baktığımızda. Şimdi orada tecrübe açısından, deneyim açısından baktığınızda Gökmen Bey hemen hemen dünyanın en deneyimli, en tecrübeli pilotları. Bu arada Sayın Babiroğlu, sizi dinlemeye devam ediyoruz ama bir yeni bilgiyi de paylaşmak durumundayım. Milli Savunma Bakanlığı'nın aktardığına göre şehit sayısı 11'e çıktı. Şu anda tabii kahraman yaralılarımızdan olabilir. Şimdi bu durumu düşündüğünüzde dünyanın terörle mücadele açısından baktığınızda oradaki pilotlar uçacakları güzergahı, araziyi, uçacakları sınırı çok iyi bilirler. Yani avuçlarının içi gibi bilirler. Dolayısıyla arazide bir hata yapma imkanları yok diye değerlendiriyorum. Geriye kalan bir tek şu kalıyor. Tabii kaza kırım raporu sonucunda ortaya çıkacak. Hava koşullarının değişmesi, pilotun ya da personelin kendi yeteneklerinin dışında kalan bir olay. İklim koşulları, hava koşullarının ani değişikliği. Bu da kaza kırım raporu sonucunda ortaya çıkacaktır, belirlenecektir bu. Şunu unutmayalım, helikopter uçmadan önce uçuş güzergahındaki bütün yerlerden hava raporunu alır. Yani Tatvan girişinde karlı mı puslu mu? Daha önce karlı mı, puslu mu, sisli mi, görüş sahası var mı, yok mu? Bütün raporu alır, o şekilde uçar. Yanında da kolordu komutanı olduğu için daha fazla da dikkat eder, daha fazla titizlik gösterir. Ben bunun bir pilotaj, yani personel hatasından kaynaklandığını şu an itibariyle kendi kanaatimi söylüyorum, o bölgeyi bilen biri olarak, bir pilotaj ya da personel hatasından kaynaklandığını sadece bir kanaat olarak, kişisel bir değerlendirme olarak söylüyorum. Kişisel bir, yani personelden kaynaklandığını, bir pilotaj hatası olduğunu düşünmüyorum. Ama kahraman şehitlerimiz var, kahraman gazilerimiz var. Tabii bu çok önemli. Dolayısıyla böyle ön yargılı tahmin yürütmek de pek uygun değil diye değerlendiriyorum. Ben en uygun yöntemin kaza kırım raporunu beklemenin uygun olacağını düşünüyorum Gökmen Bey. Şunu unutmayalım. Şu anda inceleme ekibinin bulunduğu yer bir kere gece karanlık şartları. İki, hava koşullarına baktığınızda eksi ya da eksinin altında, sıfırın altında bir şartlarda. Üç, karlı bir ortamda, belki kar yağışının hüküm sürdüğü bir ortamda olay incelemesi yapılıyor. Onun için biraz beklememizde yarar var diye değerlendiriyorum. Peki. Naim Babiroğlu, yani bütün konuklarım gibi siz de nihayetinde kesin bilginin kaza kırım raporuyla ve sonraki süreçte ortaya çıkacağını bildirmekle birlikte hakikaten konuyla ilgili olarak
genel anlamda tecrübenizi, uzmanlığınızı konuşturabildiğiniz çok önemli bilgiler verdiniz. Bunlar önemli. Şimdi şöyle bir durum var. Bu arada siz konuşurken de biz Milli Savunma Bakanlığı son tweetini de ekrana getirdik. Milli Savunma Bakanlığı yaralı askerlerimizden birinin daha şehit olduğunu, böylece şehit sayısının 11'e çıktığını bildirdi. İlk açıklamada 9 şehit, 4 yaralıydı. Sonra 10 şehit, 3 yaralı. Şu anki son durum itibariyle de bu bilgilere baktığımızda 11 şehit, 2 yaralı ifadesini iletebiliyoruz. Şimdi bir ara vermem gerekiyor. Sayın Babiroğlu, Sayın Demir, şöyle aradan sonra da biraz bizimle birlikte olmanızı rica edebilir miyiz, bir engeliniz yoksa? Yok, tamam. Dediğiniz konuda ben bir şey açıklayabilir miyim Gökmen Bey? Sayın Demir, dinleyeceğiz ama ne olur izin verin, bir ara vereyim ondan sonra, olur mu? Anlaşıldı, sağ olun. Tamam.